Bismillahirrahmanirrahim. Ulum ve enderun ya da rehberlik de nitelendirdiğimiz derslerin e, bu semestre ait olan nazariyat bölümü iki seriden oluşmaktaydı. Birincisi 29 yıl sürdürdüğüm 8 temel seri etrafındaki ana derslerim. Son 8 senede 2014 yılından itibaren buna ilave ettiğim paralelinde bir dizi seminer doğmuştu. Diğerinin üçte bir uzunluğunda onlar 50 küsür seminerden oluşuyorsa onlar 16, 17, 18 seminere bali olmakta. Seriler bunlara da tamamlayıcı. Bir önceki bölümlerde, gerçi hepsi temelde dil bilimlerinden, kural bilimlerinden çıktı 8 seri ama bu bahsetmiş olduğum serideki derslerde bu 8 serinin herhangi birinin ihtiyaca binaen orada genişliği fazla dağıtmadan müstakil bir başlık altında toplama tasarımımızla şekillenmiş olan biçimleri oldu. Bunun da kendi içerisinde iki ayrı tecrübesi yaşanmış oldu kronolojik olarak bahsedersem. ilk 4 sene ve sonraki 4 sene. İlk 4 senede hangi paralel semineri veriyorsam, işte dil bilimlerinden başlıyoruz. Onun paralelinde bir konuyu içinden bir bölümü açarak, da sonra aynı şekilde diğer yedi ders içinde, ana seri içinde geçerli seminerler vermişim. Dolayısıyla sekiz seminer bu şekilde vücuda gelmiş. Sonraki dönemde ise bu biraz zorlama gibi geldi veya ihtiyaca binaen bazı bölümlerin içinden çıkartması gereken paralel dersler çok daha fazla gözüküyordu. Ee, tabiatıyla Allah ne kadar ömür takdir etti bilemediğimiz için biraz da yetiştiremem düşüncesiyle önemli bulduklarımı ön plana çekeyim diye ee, o dönemin paralelinde değil ama 8 serinin paralel olma manasında yine paralel derslerde bunlar mütemmim dersleri o kaydı şarttan çıkartarak vermeye çalıştım ikinci dönemde vermiş olduğum 8 seriyi de bu şekilde onlardan ayrışmış oldum ve ulum derslerini bitirdiğimiz 2021 sonrası, 2022'den itibaren de sadece mütemmim dersler şeklinde sunumlarıma devam ediyorum. İlk işte bu dönem örnekliyoruz iki aydır e, ve haftada iki defa verilmekte, daha önce bir defa vermekteydim. Dolayısıyla daha fazla sayıda tasarlamış olduğum mütemmim dersi e, sunma imkanı bulurum diye umuyorum inşallah. Bugün bu mütemmi derslerin 9 senelik, 8 senelik içeriğine diğerlerinde yaptığım gibi rehberlik edecek, bu dersleri kayıtlarından izleyecek olanlara veyahut da bundan sonra takip edeceklere içeriğinin genel durumunu yansıtacak hem kılavuz metinleri hem de metinlerin çözümünde üzerinde sütü işlemleri yapmak isteyen arkadaşlarımıza da kayıtlarımızın nerede nasıl bulunduğuna dair şeyleri paylaşacağım. Diğer iki seride yaptığımız gibi biçimlenmiş oluyor. Ee, ana çerçeve gözüksün diye e, sunumun ilk 4-5 slaytında e, genel tablolarım var. Onları hızlı şekilde geçeyim. Ulumel Hikme Enderun Rehberlik Dersleri iki bölümü ayırmıştım. Nazariyat ve Ameliyat bölümünü. Nazariyat bölümünde Ulumel Hikme Nazari derslerini veriyorum. Ana dersler Temel dersler ve mütemmim derslerden oluşuyor. Ara derslerin rehberliğini yaptım. Şimdi mütemmim bölümüne başlıyoruz. Nasip olursa Eylül ayında da ameliyat dediğim, pratik dediğim, yaşama alanıyla ilgili tenvir, tertil kavramları altında içimlenmiş olan çalışmalarımızı paylaşmaya çalışacağım. En tepe başlığıyla Enderun 2022'deki bir ve ikinci dönem seminerlerimiz bu şekilde biçimleniyor. Biraz daha içeriden bakarsak bu dönemde bahsetmiş olduğumuz seminer serisinin tarih akışı bu şekilde idi. Kur'an ilimlerinden başlayıp buraya kadar getirdiğimiz dersleri vermiş olduk. Şimdi mütemmim dersleri takdim edeceğim. Ondan 17'ye kadarki bölümden oluşuyor. 31 Aralık'ta biter gözüküyor. Gerçi şurada tabi ve riyazi bilimleri iki bölüm halinde veririm diye düşünmüşüm. Medine öncesi ve sonrasını. Ama tek ders halinde verdik bunları. Dolayısıyla buradan boşalan e, bir hafta doğmuş oldu. Ona da e, dersler dışında verdiğim genel seminerler, konferanslar hakkında onlar da bir şekilde nazariyat dersleri kapsamına girer. Bir ekledim. Dolayısıyla sayımız 18'i çıkmıyor şunlar birleştikleri için. Listemizin bu slaytı yani sunum genelin adı oluyor. Slide her bir parçaya kullanıyorlar. Genelde biraz dilde kullanırken slide kelimesi sunum manasında kullanıyoruz ama bu bir galat. Evet. Nazariyat dediğimiz yani şuradakini açmış oluyoruz artık daha içeri girdiğimizde. Temel dersler, mütemim dersler. Bunu tamamladım. Mütemim derslere geçmiş oluyorum. E, temel derslerin tablosu buydu. Mütemim derslerinde kalan seminerlerimiz yani demek bu. Bu şekilde. En çok bu 16-17 dersimizden yarıya yakınını bugün vereceğim. Genel bakış manasında da bir ders anlatmayacağım. E, bizzat paralel tetris içerik olarak da biçim olarak da paralel durum arz etmekteydi birebir. Toplu olarak onlara birinci marif dönemi seminerlerine bakış yapacağız. Sonra Müslüman düşünce tarihi zedeler diye kümeleyebileceğimiz bir dersimiz var. Garp zedeler, nasyon zedeler, mak zedeler diye. Üçünü bir sonraki derste konuşalım. E, Yara almadan ait oldukları soya bağlı kalma iddiasında olan kendilik bilinci taşıyanlar dan yıldız isimleri İslamiyun diye zadiler dersinde verdim. 1800'lerden alarak e, uzun bir zaman kesisinde yayarak daha 1957 doğumlarına kadar getirdik bunu. Ondan sonra ise bu zadelerin çevresinde bunlara çekirdek dersek o kadar yıldızlaşan özelliklerle değil ama o çerçeveden yararlanan, onlarla bir şekilde irtibatlanan kuşaklar var. Onları ise dönemler şeklinde verdim. Bunun da iki önemli dönemeci var. E, son Osmanlılar üçün dönem ders bunlarla ilgili yaptık. Sonra da Cumhuriyet dönemi derslerini şu an ikincisini yapıyoruz. Bir de bunu üçüncüsüne ekleyeceğiz. Belki varoluşçu kuşağı buna eklenebilir. Ve 2022'de de Enderun rehberlik dersleri dediğim şu anda yapmış olduğumuz ders, nazari hikmet bölümü ve Eylül'de yapmayı planlamış olduğum ameli hikmet, Temvir ve tertilat dersleri de mütemmim derslerin parçası olduğu için 15. dersimizde de bunları veririz. 16. bölümde ise yine nazariyet içinde anmak gerekir. Bu da 94'te iki bölüm halinde yine iki ayrı semestirde üniversite öğrencilerine verdiğim apayrı bir şey var. Mantığı içinde barındıran genel açık ama öğrenci genelini açık. iki seri seminerimiz vardı. O 17-18 iki ayrı daldaki seminer hakkında Konuşabilirim. Bunun dışında yaptığımız seminer ve konferanslarda son seminerimiz olsun 31 Mayıs'ta vermeyi murat ettiğimiz diyelim. Sözün ettiğimiz döneme kronolojik olarak bakarsak şöyle karşımıza çıkar liste. Üç biçimde oluyor kronolojik olarak mütemim derslerimiz. Birinci marif dönemi 2014-2017 arasında verdiğimiz sekiz seminer. İkinci Marif dönemi 2018-2021 yıllar arasında. Yani geçen son yılda dahil oluyor bunun içerisine. Dolayısıyla 3 yıl değil 4 yıl yapar bu. Ve mütemmim dersler dönemi e, tamamen mütemmim dersler oluşan bu temel serilerin olmamış olduğu dönemde 2022 sonrası başladık. Şu an zaten haftadaki ayrı seri halde veriyorum. Yani kronolojik olarak 3 bölümü ayırabiliriz. 3 bölümün içeriğine yıllara dağılan sıralama içerisinde bakarsak konulara göre tasdik etmediğimizde 1 2 diye başlayan 18 e, sayı niye, 16 değil izah edeceğim onu. Listeyi görüyorsunuz. Bu kronolojik liste. Kendi içerisinde üç bölüme ayrılabilir. Konularına göre bölersek yani verilmiş o semire hangi yılda verildi önemli değil. E, hangi bölümün mütemmimidir diye Bazen kimileri bir değil, iki hatta üç ana serinin paralelinde de gözükebilir. Dil bilimleri bağlamında dil bilim felsefesi ya da hikemiyat, medya iletişim derslerini, Kur'an ilimleri paralelinde usulü tefakkuh dersini, rivayet ilimleri paralelinde marif kitap kritiği dersini, bu isimlendirmelerde ana başlıklarımız farklı farklı karşımıza çıkmış, tam da oturmuş değil. Muharrem kitap kritiği, el kitap kritiği de diyebiliriz. Medine düşünce tarihinde usulü tefakkuh Medine'nin kapıları diye seminer yapmışız. Mesela şurada usulü tefakkuhu bir. Hem burada görüyorsunuz hem Kur'an görüyorsunuz. Medine öncesi düşünce tarihinde Ali İbrahim başlığı altında bir seminer. Medine sonrası düşünce tarihinde varoluşlu felsefeler, bilim felsefesi, kemiyat dersleri yerleştirilebilir. Kitabı düşünce tarihinde Ali İbrahim, ee, yine yukarıda da geçmişti, burada da geçti. Muharef kitap kritiği ve kitabi teşebbüh iniraf diye. Mesela bu 16'yı 18'e çıkartan derslerden bir tanesi bu. Aslında bu başlık altında bir seminer vermedim. Ama kitabı düşünce tarihi semineri içerisinde yer alan 5-6 konu e, ee, bir, bir bölüme ayrılabilir. Yani bizzat Hristiyan ve Yahudi köke ait olmayan onların paralelinde hatta İslam'dan da kopmuş, ana da kopmuş kimi toplulukları burada örneklemiştik. Ezidi hareketi gibi, Bahailik hareketleri gibi vesaire. Ee, onlar daha kitabi düşünce tarihi değil de o kitabi akımlara teşebbüh benzer ama ana akımdan, İslam'dan inraf eden dinler manasında bir başlık şeklinde doğabilir. Bilim tarihinin de paralelinde bilim e, felsefesi bilim hekimiyatı verilebilir. Evet, mütemim dersleri korejik olarak değil de mevzu olarak da bölersek listemiz bu şekilde gözüküyor. Ee, diğer bir seri ee, bugün tertil, pardon marif dönemi birdeki sekiz semineri vereceğimden bahsetmiştim. Marif 2'de verdiğimiz seminerlerin listesi bu. Yani önümüzdeki haftadan itibaren de bunları gruplar halde vereceğiz. Üç dersi bir grup, bir ders, 3 ders falan gibi parçalanıyor. Bunlar ümmetten ulusa, çürüme ve direniş, medeni düşünce tarihi seminerlerini marif döneminden önce erken ve orta dönemde bitirmiyor bugüne kadar getiriyordum. Dolayısıyla İran çağdaş dönemi, Arap kütüphanesi, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi vs. Bunlar paralel seminerler şeklinde vereceğim seriler ortaya çıkınca zihnimde son verdiğim Medeni Düşünce Tarihi seminerinde orta dönemde bitirdim. 1800'ler sonrası girmedi listeye. 1800'ler sonrasının görüldüğü gibi akışını teşekkül ediyor bu dersler. Hatta şu ana kadar verdiğimiz hepsi Osmanlı İnternatı'nda devam ediyor. Yani bu Arap kütüphanesi için İran içinde 1800'ler sonrasında bu tür, bu kadar e, uzun zamana yayılan detaylı olmasa da dersler oluşabilir e, süre esnasında. Ümmetten çıkıp e, 1800'lerin milliyetçilik cerrahı ile nasyon zedelerinin vücuda gelmesi, çürüme ve direniş başlığı altında. Yani parçalamadan Müslüman medeni, medeni düşünce tarihinin son dönemini Böyle bir başlığımız vardı. Şimdi burada tegayyur diyebileceğimiz e, zede ya da zadeler diyoruz. Yani zede ve zadeler iki manada. Kimileri dört dörtlük isimlerini e, temsil eden kişilerdir burada verdiklerimin. Abdullah Cevdet dediğinizde dört dörtlük bir garp zededen bahsediyorsunuz. Artık zededen değil, e, garbın zadesi, evladı olmuş, devşirilmiş dönüşmüş olan kişiden bahsediyorsunuz. Ama bu seri olan her isim Abdullah Ceydet da bir zade e, olmayabilir. Bir, diyelim bir Namık Kemal e, üzerinde konuştuğunuzda onu zede olarak görmek anlamlı, nispetini reddetmemiş, içeride kalan ama derin yaralanmışlıklara falan söz konusu. Evet, garp zedeler bütün olarak tercihini garptan yana kullananlar. Nasyon zedeler Zahirde garba karşı kendi kalmak iradesinde olan ama kendini e, millet İbrahim'le değil, ulusla kurmak isteyen ki bu iddia e, kalkışta Batı kökenli bir yaralanmanın ürünüydü. Fransızlığın, Almanlığın yerine burada Türklüğü yerleştiriyorsunuz. Batı içinden bir, Batı'ya karşı ama Batıcı bir refleksle hareket ediyorsunuz ya da iktisadi manada Batı'nın emperyalizmle karşı bir muhalefet hareketi olan Marx üzerinden aldığınız bir muhalefet dili, İslam'dan kaynaklanan bir nur-zulmat diyalektiği, paradigması dışında bir başka karşılık yapıyorsunuz Batı'ya. Burada da Batı'nın bütününe değil bir parçasına karşılık var. Tabii bunları konuşacağız. İkinci grup ümmetten ulusa döneminde Tegayyur dönüşmenin, devşirilmenin evlatlığına kadar varanlar ile yer almış olanlar grubuydu. İkinci grup kendinde kalmaklık. Batı'ya karşı tehlikenin farkında olan ve kendini muhafaza etmeye çaba sarf eden, Batı ile olan diyalektiğini de kendi kaynağından aldığı referansla yürütenler bu manada İslamiyun kelimesini kullandık. Tabi İslamcılığın çok değişik e, tanımları var. O tanımlarla kimileri İslamcı olmadığını söylüyor, kimileri İslamcı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bir zamanlar Müslümanlık deyince içinde her şey var, tam olarak e, bizi ifade etmiyor diyerek üretilmiş olan kavram da bugün aynı duruma dönüştü. Dolayısıyla biraz ondan kaçmak manasında bizim tanımlamış olduğumuz yere otursun diyerek İslam yüntelemesini kullandım. Daha detaylı açıklaması ilgili derslerimiz de var. Tanıtım dersinde de konuruz. Dolayısıyla şu bölümün 3'ü Z'de, diğeri de kendinde kalmıştık biçiminde dörtlü bir grup. Bölersen 3 artı birli bir grup ortaya çıkartabilir. Sonra Osmanlılar. Şimdi bu dört gruptan şu üçünü değil, bu grupta yani çekirdek grupta temelde yer alan ama bunlar kadar işin e, temelinde yani çekirdeğinde değil değildi, periferinde yer alan isimler burada yer alıyor. Üç bölüm ayırdım buradaki Müslümanları. E, Üçünde de bir saniilik var: Mahmudu Sani, Hamidi Sani ve Meşhüdî Sani dönemleri. Bu doğum tarihleri itibariyle e, verdiğim kesit. Ama malum insanlar ilk 20 yaşları, hatta 40 yaşlarına kadar e, görünürlükleri, tanınmışlıkları söz konusu değil eğer bizzat ürünleriyle ansanız her biri için bir 30 sene sonrasının adam olarak sayacaksınız. Yani diyelim ki biz 68 kuşağı dediğimiz 68'de doğanları, 60'a doğanları kastetmeyiz. Onlar 40'da doğmuşlardır ama yetişkinlik, ergenlik dönemleri e, sonrası o döneme salih. Biz yani ikinci değil birinci doğuşu daha pozitif bir kriter kullandık burada. Mahmut Sadi ve Meşe Saniye seminerleri biçiminde. Şimdi ümmetten ulusadan sonra bir büyük aidiyetten çıkarak küçük ve kendinde olan, kendini buluşma manasında düşündükleri ulusa erenler bir süre sonra küreselleşmeye doğru gitmek olan dünyada böyle parça olmanın taşrada kalmak manasına geleceğini, merkeze eklenmemek gerektiğini, tam manada batılaşmanın böyle mümkün olacağını kani olarak küresel sisteme Avrupa Birliği gibi bölgesel çapta, Birleşmiş Milletler gibi küresel çapta bağlanma ihtiyacı hissettiler. O zaman ümmetten ulusa, bu kez tekrar ulusan ama başka bir ümmete, öte ümmete iltihak manasına geldi. Çürme ve direnişin yine bu anlamda izleri sürülebilir. Devri Racülü Sanem başlığı altında bir seminer geçen dönemde yaptık. Milli Şef dönemi, 38 ve 50 arası doğumları bu dönem konuşuyoruz. 2022 içerisinde Menderes yani 50'lerdeki doğumları da buna ilave edebiliriz. Mütemim derslerin dönem biyografileri böyle tecelli ediyor. Ama dönem biyografileri dışında da işte bu dönem verdiğimiz iki e, paralel seminerin bir tanesinde de rehberlik derslerini verdim. Şu anda onu yapmaktayız. Onun nazariyet bölümünü yapmaktayız. Bir de eylül e, ayında e, ameliyat bölümü, tenvir ve tertil okumalarımızı yapacağız. Evet, mütemim derslerle ilgili Ana tanıtıcı e, semamız e, şemamız şemamız bu şekilde tecelli edecek. Bu genel eee slaytı kapatarak ikinci bir slaytı açmayı düşünüyorum. Evet. Birinci marif dönemi 2014, 15, 16 ve 17. Her birinde iki dönem olduğu için sekiz ders oluşan listemiz var. E, dil bilimlerinden bilim tarihine kadar ki sekiz serinin her birinin paralelinde e, seminerler bunlar. Geçen dönem gibi ders başlıklarını, sesli ve görüntülü kayıtları, makine çözümlerini ayrı ayrı vermedim. Toplu olarak burada göstermekteyim bir defa da verildikleri için e, ve serinin dersleri de 50 değil 17 gibi üçte bir oranda küçüldükleri için bu şekilde toplu olarak verme imkanımız var. Usulü tefakkuh başlığı altında başka şekilde dağıtlandırdığımız olmuş bu dersleri. Metodoloji dersleri de başka bir şeyler demişiz. Serimiz var. Tefakkuh malum fıkh etme demek. Kur'an-ı Kerim'de düşünmekle, nazariyatla alakalı önemli merkez kavramından bir tanesi. Ee, daha ziyade medeniyet tarihinde, medeniyet ula tarihinde hukuk ve ibadet hayatındaki ibadat demiş olduğumuz ritüeller <laughs> bunlarla ilgili İslam'ın zahir çatısını inşada ki yoğunlaşan mesainin adı olarak fıkıh, fakih kelimeleri ön plana çıksa da Kur'an'da geniş bir kullanım kapsamı vardır. Yani Allah'tan ancak tefakkur edenler korkarlar. İman gibi, ittika gibi bir kavramdır. Ee, bakarsanız, erken dönemlerde hatta zahiri fıkıkın imamlarından, azamlardan sayılan es kişinin literatüründe bile görüldüğü gibi, mesela fıkul Ekber, ona atfedilen en meşhur eser. Bu eser e, fıkı üzerine değildir, kelam üzerinedir. Bu anlamda fıkı e, hukuk manasında askar diye netelemiş oluyor. Ama kelam daha sonra kullanılmaya başlayınca kopuş da olmuş. Aslında bizim hikmet kelimesini verdiğimiz şumul gibi. Fıkıh kelimesini tepeye alarak da liste biçimlendirilebilir. Oradan kelamı ve hukuku, fıkıh ekber, fıkıh zahir İkisi de toplam olarak bu şekilde ararsanız tasavvuf ve sufiye'yi de fıkıh batın olarak anıyorsunuz. Böyle bir doğuş vardı. Burada usulü kelamın, usulü fıkhın e, ve tasavvufun ana umdet, umdelerine ayırdığımız seminerlerden oluştu bunlar. Sufiye, tefakkuh e, vesaire konuları gözüküyor. E, dil bilimleri, dil bilim ve dil felsefesi marif dönem öncesinde semineri bu şekilde vermekteydim. O dönem dil bilimi ayrı bir seri, olarak verdim. Felsefeye müteallik seminerlerini ise ayrı şekilde verdim. E, dil felsefesi ile son serimiz 8'de geçen bilim felsefesindeki bilim felsefesi e, daha 1800 hatta 1900'ler, 2000'lerde kuvvetli olarak ortaya çıkan bir disiplin. Ama biz dil bilimleri dersinde felsefi bölümün dışarıda tutarsak, linguistikten e, filolojiye, gramatiğe, birçok alana yayılan şeylerden bahsetmekteydik. Her neyse, nasıl ayrıştığını nasıl birleşik bir bölümde aldığımız seminerin e, içerikleriyle mukayese ederek farklılaştırabilirsiniz. Dilin mahiyeti üzerinde düşünme, dili insanı insan yapan şey haline getirmesi falan gibi e, önemli bir bahis. Bununla ilgili seminerlerimiz oldu. Medya iletişim. Başka türlü de dediğim gibi anabiliyoruz bu başlıkları. Adıyla verdiğiniz seminer olmuş üçüncü grupta. aslında medya iletişim yine dil bilimden de kopuk değil. Konulara göre dağıtımda bu bakımdan seminer oradanın da paralelinde, bunun da paralelinde gösterilebilir. E, hatta rivayet ilimleri iki seminerle de ilişkili görülebilir. Nitekim rivayet ilimleri iki seminerinin sonunda medyayı doğru okumak şeklinde dersler vermiştim. Rivayet ilimleri iki seminerinin açılımından bahsederken onun paralel doğan ders olarak da buraya gönderme yapmışlığımız olmalı. Tabii sözün çıktığı kaynak, ulaştığı kaynak, aradaki araç bölüm. Bu aradaki araç bölümde ortaya çıkan o parazitler, e, tahribatlar, An an bağlantılarındaki her bir geçişin meydana getirdiği artılar ve eksiler bir dizi bahisler var. Kaynağın e, içinde ortaya çıkan tahrip, kasıt vesaire onlarca unsur. Dolayısıyla bu siyaset bilimi de ilişkilendirir. Birçok alana taşan bir bölüm var. İletişim Fakültesi diye bugün e, üniversal yapı içerisinde bir ana bilim dalı inşa ediliyor. Ayrıca başka disiplinlerin içinde de bu işin sosyolojisi yapılıyor, felsefesi yapılıyor. İletişim sosyolojisi diyorsunuz, iletişim felsefesi diyorsunuz. Bir de disiplin var. Dolayısıyla bunların içeriğinden ortaya çıkan bir sunumu yaptık. Tabii dönemde bunun asıl ders bir gün veriyoruz. Üç gün haftada ulumülükme seminerleri verdiğimiz için üzerine yoğunlaştığımız, bataryalarımızı tam olarak değerlendirebildiğimiz düşünülemez. Diğer seminerleri birkaç defa verdiğimiz için gittikçe de içeriğini e, tamir etme, olgunlaştırma, daha iyi kelimeler bulabilme imkanları ortaya çıkmaktaydı. Bu dersleri bir defalık verdiğimiz için sunum tarzında, kayıtlarda, e, bu e, yoğunlukta başarı sergileyemediğimiz kanısındayım. Bunları tabii e, vaktimiz oldukça e, PDF formatına dönüşmek için ders ortamında sunmak kaygısı dışında emek verme çalıştığımızda tasarlayalım diye düşünüyoruz ama insan ömrü de çok sınırlı. Ee, diğer bir seminerimiz kent dersleri oldu. Medine'nin kapıları başlığı altında verdim. Bizzat Medine'nin kendisi de aslında bir kapı Mekke, Medine, Kudüs. Bunun kıble olan tarzları, harem olanları, Şam, Bağdat filan gibi başkentlik yapmış olanları, kültür başkentli yapmış olanları gibi e, bizzat marif dönemi bir de Medine derslerinin içinde derkent derken derslerinde dağıtarak vermiştik önceki dönemlerde. Ee, mesela Emeviler dönemini anlatırken Şam'dan bahsettik, Bağdat'tan bahsettik, Osmanlılar intikal ettiğinde İstanbul'dan üç ders yaptık, Kudüs'ün fethi hangi gibi yerlere dağılmıştı e, Marif dönemi öncesinde. Marif döneminde paralel bölüme dönüştürdüğümüzde tekrar bunları çıkarttık Medeni Düşünce Tarihi'nin içerisinden paralel seminerler şeklinde ayrıştırdık. Bir de bunlara e, Eylül döneminde vereceğim Tenvir Tertil kapsamındaki gezilerimiz, Türkiye içindeki kamp gezilerimizde gittiğimiz şehirle bağlantılı yaptığımız dersler vardı. O da yani yine onun üzerinde şehre yönelik ziyaretimiz var Anadolu'dan. Onlarınkini de ekleyerek vücuda geldi bunlar. Böyle bir marif dönemi Medine kapıları seminerlerimiz var. Ali İbrahim başlığı altında bir mütemim dersi yapmışız. Ali İbrahim deyince Yahudilik bir isyanlık e, tarihi karşımıza çıkmalı. Medine sonrası bunların tarihini okumuştuk, kitabı, düşünce. O ayrıştırma, o olunca Kur'an'dan önceki dönemi eksik kaldı. Ama Kur'an'dan önceki dönemi kıssalar şekilde Kur'an-ı Kerim de bize temel çatı olarak verdiği için, onu Kur'an-ı dersinde konu ediyoruz. Ama kısa Enbiya kitapları yazarken İsrailiyattan bir şekilde yararlanmışız. Dolayısıyla Ali İbrahim Semineri'nin de e, neyin paralel olduğunu sorduğumuzda ya da tamamlayıcısı yine karşımıza iki kaynak çıkabilir. Yoğun şekilde bizzat kitap verilerine dayanarak e, yürüttüğümüz için e, kitab düşünce tarihinin e, Medine öncesi diyebiliriz buna. Yani Medine sonrası kitabı düşünce tarihi deseydik buna da Medine öncesi kitabı düşünce tarihi diyebilirdik. Ama ana seri içerisinde yer almadı. Daha kısa 17 bölüm halinde verdim. Bizim kısa sembiya İsrailiyat'ın sözlü kültürü malumatları da devreye girdi. Ama o dönemdeki İsrailoğulların tahribatı bir yana Ali Yakub'un e, merkezi hakikati temsil eden kuşakları ise bizim tarihimizin parçası. Dolayısıyla medeni düşünce tarihinin de Medine öncesi bir bakıma görebilirsiniz. Ama ağırlık olarak El kitap tarihi gözükmekte. Yani bu da bakarsanız demek ki iki bölüme ayrılabilir bir hususiyeti var. Yani kitabi gelenek içinden bakarak ve Kur'an kriteriyle bakmak gibi vesaire ama sunumlanan biçimi bu. Evet onun da değişik kayıtlarını görüyorsunuz. Yani artık şey karakterlerinden işaret karakterlerinden biliyorsunuz, ayrı etme gerek yok şu karakter, sesli kayıtları, şu karakter, yazılı kayıtları gösteriyor. Şunlar e, klasör olduğu için içinde PDF ya da Word dokümanları var manasına gelecektir. Diğer bir serimiz Medine sonrası düşünce tarihini verirken e, geç dönem 20. yüzyıldan e, şu isimleri gözüken şahsiyetler hakkında yaptığımız bir ders serisi ortaya çıktı. Bunlar da varoluş felsefesi diye modern felsefede gruplandırılıyor. Aslında bizzat bu varoluşçu felsefe, varoluşçuluk ismini birkaçı kullanıyor, benimsiyor. Kendini onunla irtibatlı olarak adlandırıyor. Dolayısıyla manifestos yazılmış etrafında, bir grubun toplandığı bir akımdan bahsetmiyoruz. Hepsi kendisi müstakil bir akım bu anlamda. Zaten o müstakiliyet, öznellik vurgusu onları ayrıştırıyor. E ama e, postmodernizmin eleştirilerinden, e, Frankfurt'un e, Marxist eleştirilerinden, e, daha bir dizi post gruplu avagard felsefelerden ayrıştıran ortak bir kümede de görülebilir özellikleri var. Ama zaman zaman yoğun şekilde fenomenolojiyle mesela bileşik alanlar, sezgecilikle birleşik alanlar karşımıza çıkabilir. Henry Bergson biri için e, edilebilir. Veya Spencer, pardon Spencer diyorum. Hmm. Helmut, evet, evet, ayrı bir gruba girebilir. But, Kimileri ise felsefi eser değil, sanat eseri ortaya koydular. Şair ve romancı özelliği var ama oradaki kahramanları, kendilerinin takdim tarzları buradaki insanlarla yakın bulundukları için eserlere felsefe tarihinin de değerlendirmesinin konusu olduğu için yer almışlardır. Ruslardan Dostoyevski'nin buraya girme gerekçesi öyle adlandırılır vesaire her neyse. Yani genelde varoluşçuluk diye anılır ama bu çoklu özelliğine gönderme yapmak için ben varoluşçu felsefeler diyerek çoğullaştırarak bunu kullandım. Yani ben niye orada yer aldım? Etikle ne alakam var? Pekala diyebilirler yani. Bir ki, 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 ki kart ile Marksist e, Simon Bauer'i veyahut da onun erkek arkadaşını aynı grupta zikrediyorsunuz. Böyle bir durum var. Tabii bu da dallanıp budaklanıyor. Hristiyan varoluşçuluk, hatta e, Siyonist varoluşluğa kadar daha alt gruplara falan bölünebiliyor. E, e, batı'da e, öğrencileri olmak kasebiyle bize bazı isimler, mesela Nurettin Topçu'nun e, Fransız varoluşluğuyla tam da ismini verirsek, Boris ile ilişkilendirilmesi, Söz konusu olur vesaire. Diğer bir seminer serimiz muharef kitap kritiği oldu. Rivayet iki dersinin ikiye bölümünden bahsetmiştim. Tarih bölümü ve bizzat kitaplarla ilgili bölüm. Hatta kitap kritiği tam da rivayet iki dersini doğru olarak karşılıyor. Tarih içinde barındırmıyor. Burada Tevrat diye, Zebur diye ve İncil diye nitelendirdiğimiz eski ahit, yeni diye isyanların andıkları seri eserlerin kredi üzerine seminerlerimiz yer aldı. Bilim felsefesi, bilim hikayatı 20. yüzyıl. Yani Comte'un pozitivist diline bakarsanız epey bir absürt durum çıkıyor burada. Çünkü o felsefeyi mitolojik dönem sonrasında orta keside yerleştirmiş. 1800'lerden sonra sosyoloji merkezli, sosyal bilim merkezli bir pozitif dönemden bahsetmekteydi. Şimdi bilim, felsefe beraber anlam bir şeye dönüştü. Dil felsefesi dediğiniz daha keza. Felsefenin bir başka şekilde dönüşü ya da bilimi aslında bir dil olma sebebiyle bir çerçeveye sahip olmuşlukları, referans alanı, bir zemin içinde vücuda gelmişlikleriyle malul bilerek tarihselliği içerisinde onu felsefeye dahil ettiler. Dolayısıyla bunun tartışmaları bunu tanımaya yönelik seminerlerimiz oldu. Yani diğerlerinde yaptığımız kavramlarla biraz barışık olsun diye düşünce tarihinde düşünce kelimesini kullandık. Felsefe kelimesini üst baş olarak kullanmadık. Ondan kaçmak imkanı bize verebilir diyerek biz en üst başlık olarak da ulumelik ve ifanelik me gibi hikme kavramını ön plana çıkarttığımız için bir zaman böyle bir denemede kullanılmış bir kavram pek oturmadı ama onu da parantez içinde öderek kullanmış oldum. Yani bunu hikemiyat da diyebiliriz. Dil üzerine hikemiyat, bilim, felsefe yerine hikmet kelimesiyle de barışık olur. Siyaset felsefesi, hükümet kelimesinin devreye girişi gibi yani o kavramın şumulünü epeyce açarak semantiğini büyütmüş oluyoruz. O anlamda bir gönderme yapmış oldum. İnraf kitabı teşebbü başlığı altında dediğim gibi kitabı düşünce tarihinin son derslerinde Bizzat Yahudi ve Hristiyanlar, e, hatta oradan da doğsa 20. yüzyılda Amerika'da doğan kimi Hristiyan akımları ne kadar e, kitabı, el kitap içinde sayacaksınız. Yani Moğunculuk, Kore merkezli olan bir tarikat. İsa'dan bir şeyler kapmış, almış ama ne kadar artık e, otantik bir şey sayılır. Muğun hareketi, şey pardon, e, Mormon hareketi Amerika'da yeni kitap ekledi kutsal kitabı Çevresinde başka alanlar doğuyor. Hadi Yahova şahitlerini ana alanla bir ilişkili sayabilirsiniz ama bunlar gibi kopuşlar. Bahayilik yine İslam'a süresi dolan bir din muamelesi yaptı ama Muhammed'e saygı, Kur'an'a saygı adlı diyorlar. Bunlar artık İslam tarihi içinde bir mezhep olarak alınması mümkün değil. E, veyahut da tekvir nedeniyle ana fırkadan kendileri koptuklarını ilan eden, ana fırkayı kafir gören Müslüman akımlar var. Salk kitapçı akım, e, sünnet reddiyesi üzerinden genel bir kitle Şii ve Sünni kafirler nitelendiriyor. Dolayısıyla o grupla beraber anılmak istemeyecek derek kendi de kendilerine aforaz eden bir tayfeden bahsediyoruz. E, tercihlerine saygı duyarak onları ayrı şekilde almak gerekiyor. E, bu boyutlara bizim yardımcılara baktığım zaman kitaba nispet iddiaları var ama Hristiyan ve Yahudilerin o kitaba nispet iddiaları gibi sorunlu bir iddia. Dolayısıyla kitabilere teşebbük benzeyen bir tayfa bunlar. İnraf denen topluluk bunlar burada toplanabilir diye düşündüm. Ya da geleneksel yani epistemolojik olarak değil ama yöntemsel olarak yine tekfir kanatları var. Yani işte işit gibi, dayış gibi hareketler. Bunlar da dışına kalan toplulukları kafir saydıkları için ayrı grupta anmıyorlar. Kolayca kesip biçebiliyorlar. Tetiş boyutuyla, tekfir boyutuyla salt kitabilere benzeşen özellikleri var. Herhalde bunları bura içerisinde almak, ayrı bir grup haline dönüştürmek. Tıpkı varoluşçularda ayrı ayrı olsa da bir ortak özellik var. Burada da hepsi aynı gruba yani sal kitabilerle işçiler aynı gruba sokuyorsunuz. İkisi de ana fırkanın dışında kendini attı, atlandırıyor. Diğerlerini kafir görüyor filan gibi. Dolayısıyla böyle bir semineri yani 17-18 derslik olarak vermedik ama bunlar 7-8 ders vermişliğimiz var. Bunlar müstakil bir alan olarak doğmayı hak eden tabii orada ilgili sayıyla sınırlanmak zorunda kaldığımız için anladığım çok fırka vardı burada onlara yer vermek daha anlamlı olacak. Yani iletişim dersleri, ahbar, medya vesaire diye almışız bu dosyalar oraya doğru gitmesi gerekir. E, 2022'de vereceğimiz iki dersin ilki bu seriyi, Olumluluk, Nazariyat ve Ameliyat dersleri. Şu anda Nazariyat'ın vermiş olduğumuz derslerin slaytlarını, ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarına giriyorsunuz. Benzer şekilde diğer derslerde verdikçe bunlara eklenerek listemiz büyüyecek arkadaşlar. E, Cuma günü dernek meydanı e, sahası şeyinden sınıfından yapacağım e, Ramazan öncesi son dersimiz olacak. E, saatimizde bir değişiklik yok e, aslında saat ilerlediği için daha geriye altı buçuğa alacaktık ama Ramazan girdiği için iftar giriyor devreye dolayısıyla altı e, da başlayıp bir bitirirsek. 15 dakika sonra da iftar başlamış oluyor. Derslerimizi öyle sürdürelim. E, Cuma günü e, biyografi dersimiz var. Gecemiz hayırlı olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum.